Oradan sağa dönüş varmış. Bak, bilmeyen adamın oradan dönme olasılığı yok ya. Bana bir şey olabilir mi ya? Abi Triumph'la soldan yardır yardır gidiyor. Gitsin bakalım. Aha bak, burada motosikletlere baslayın açıkmış. Ben de yardır yardır gidebiliyormuşum. Vay anasını sayın seyirciler. Şimdi baba, kendine göre bir ilan buldun, bir iş buldun. Tamam mı? Bunu, burayı kontraktör olmak isteyen arkadaşlar için anlatıyorum. Kendi işlerinizi kuracaksanız böyle bir derdiniz yok. Onun yerine reklam harcamaları yapacaksınız ama kendi iş yerinizi kurmayacaksanız, bir yerde çalışacaksanız, bu sefer de CV hazırlama ve interview kısmı devreye giriyor. York Gate. Ne güzel gözüküyor la buralar gene. Görüyorsunuz, bir sokak yana giriyoruz, dünya değiş. Klasik Londra, yemin ediyorum ya. Şimdi baba, sen kontraktör olarak çalışacaksan iki tane CV'ye bak, minimumda önüne bak, önüne bak. Minimumda iki tane CV'ye ihtiyacın var. Bunlardan birisi recruiter dediğimiz işe alan kocabaş arkadaşlara gönderdiğimiz CV. Bir tanesi de şirketlere, ya ben direkt girerim, ben dur şununla görüşeyim dediğin zaman hazırlaman gereken CV. İkisinin de kendine has çok enteresan özellikleri var. Recruiterlarla başlayalım. Recruiterlar sizden ne istiyor? Recruiterlar sizden ne isteyebilirler ya? Her biri Allah'ın belası. Yani düzgün recruiter'a da denk gelemedim ama neyse, dur bakalım geliriz. Şimdi bu adamlar bir kere sizin CV'nizle zerre kadar ilgilenmiyorlar, ama nasıl ilgilenmiyorlar, nasıl anlamıyorlar, nasıl okumuyorlar ya, anlatamam size ya. Yani atıyorum sen adı Node.js olan bir firmada çalışmışsın, tamam mı? Bunu sallıyorum, öyle şeyden değil. Bu tarz örneklere denk geldiğim için söylüyorum ben bunu. Node.js olan bir firmada çalışmışsın ama orada tasarımcı olarak çalışmışsın. Title'ında tasarımcı yazıyor. Böyle de sinirim, şöyle de sinirim diye yazdır yazdır, yardır yardır CV hazırlamışsın ki yani hazırlayana kadar da çatlamışsın bu arada. Başına da yazmışsın kontraktörüm, bilmem neyim, şuyum, buyum, I'm open the new work opportunities yazıyorsun, tamam mı? Gönderiyorsun, sisteme yüklüyorsun. Adam seni arıyor. Aa diyor, sen diyor Node.js biliyorsun. Güzel. Şöyle permanent işimiz var. Çok, ama şöyle giriyor cümle. CV'ne baktım, çok beğendim. İnanılmaz işimize yarayacağını düşünüyorum ve seninle çok uzun süre çalışabileceğimizi tahmin ediyorum. Güzel bir iş birlikteliği için bu fırsatı dinlemek ister misin? Wow baba diyorsun. Wow, tabii ki lan, tabii ki. Ne kadar salakça sorular. Kaç yaşındasın sen diyemiyorsun. Döneceğiz de biz. Gelen yok. Aha, mikrofon gene ağzıma girdi. Hayırlısı be. Yeşil, 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 yeşil. Şimdi clear arayanın up, o da aynı şeyi düşündü benimle. Hayırlısı be. Şuradan ta Porsche'nin yanına kadar gidebilirim aslında. Şimdi bu adamlar senle böyle konuştuktan sonra konuşmaya başlıyorlar. Bir 10 dakika boyunca sen, adam sana soruyor, sen cevap veriyorsun. Bir süre sonra şeyi anlıyorsun. Aa, ben tasarımcıyım, bu adam bana yazılım işi soruyor aga. Diyorsun ki adama, ama ben tasarımcıyım baba, biliyorsun değil mi diyorsun. Adam şey yapıyor, ama diyor Node.js yazmışsın diyor. Tamam da diyor, çalıştığım şirketin adı. Yani ne yazacaktım oraya? Nottingham mı yazaydım yani? Ne yazaydım yani? No.js mi yazaydım? Neyse, bir şekilde mesela başka bir adam arıyor. O da konuşuyorsun yine aynı cümlelerle. Allah'ım bir gaz ver, bir gaz ver. Yarım saat 40 dakika konuştuğum adam oldu, tamam mı? Böyle konuş. Sonra diyor ki tamam diyor. Bu iş diyor işte şöyle benefitleri var, böyle benefitleri var. Sen diyorsun ki ama ben benefit almamam lazım. Kontraktör iş değil mi bu diyorsun. Sorry mate. Kontraktör iş değil mi bu diyorsun. Hayır diyor, permanent. Ama ben CV'mde de belirttim, kontraktör iş bakıyorum. Adam sana fırça kayıyor. Yani diyor, niye benim vaktimi çalıyorsun? Lan göt, sen niye benim vaktimi çalıyorsun? Neyse, bir şekilde sonunda doğru kişilerle tanışıp görüşmelere başlıyorsunuz. Bunu yapmadan önce bu insanlar sizi nasıl arıyor? Yani bir CV'niz olması lazım ki oradan arayacaklar. Öncelikle Recruiter'a hazırladığınız CV, bizim Türkiye'de bildiğimiz klasik, hani tek sayfa indirelim, şunu eklemeyelim, bunları çıkartalım, aman summary olsun, özetleri geçelim, hiç ilave bilgi girmeyelim, şunu yapalım, bunu yapalım dediğimiz CV değil. Bu adamların sizin CV'nizi okumadıklarını sisteme dahil olduğunuzda anlıyorsunuz. Yani öncelikle CV'niz Word olacak, mümkünse.
Yani PDF bile sıkıntı, tamam mı? Yani Word olacak abi. Baştan başlayacaksınız. Öncelikle her yere başlıkları koyacaksınız. Anahtar kelime yönetimi yapacaksınız. Görüyorsunuz. Burada da trafik var. Görüyorsunuz. Invisible man. Göremiyorsunuz. Neyse baba, CV'yi Word olarak hazırlamaya başlıyorsunuz. Bu arada bir format olmak zorunda değil. İstiyorsanız böyle başlıkları bold yapın. İşte ana başlıkları biraz daha büyük yapın. Falan filan. Hani göze de güzel gözüksün. Canım olur mu öyle şey diyorsunuz ya. Vallahi oluyor. Çünkü adam parse ediyor. Parse dediğimiz nedir? Word dokümanı alıyorsun. Siteye upload ediyorsun. Bununla ilgili bir sürü şey var. Geliştirilmiş sistem var. Alıyor şeyi. CV'ni abi. Kelimelere göre bölüyor. Kategorilendiriyor. İşte diyor, şu anahtar kelimeler varsa. Gençler. Ne yapıyoruz? Ne değişik bir Porsche'ymiş lan. Böyle Porsche mi olur? Ben böyle bir Porsche bilmiyorum. Hangi köyün Porsche'sisin bile dersen. Ve burada CV hazırlarken şunu unutmuyoruz. Bir, önce top skills adı altında bir şey açın. Yani başa açarsın, sona açarsın. Nereye açmak istiyorsan açarsın. Bu arada adını yazdın, title'ını yazdın. Burada CV'de fotoğraf olmuyor, doğum tarihi olmuyor, cinsiyet olmuyor. Askerlik durumunu kimse merak etmiyor. Gözünü seveyim, böyle şey gönderen var ya. Askerlikten muaftır, askerliğini yapmıştır falan, hani kim ne yapacak oğlum burada? Türk askeriyesiyle olan ilişkini ne yapacak oğlum buradaki millet? Yani CV'de onlar olmuyor. Kesinlikle böyle hiçbir koşulda cinsiyet ve yaş bildirimi yapmıyorsunuz. Eş çocuk durumundan bahsetmiyorsunuz. Çünkü bunların hiçbirinin profesyonel hayatla hiçbir alakası yok. Diller bölümünde geçen işte Türkçe native yazabilirsin istiyorsan. Ama onun dışında yani mesela seninle rahat konuşulmasını istiyorsan adının bir taraflarına İngilizce bir şey ekleyebilirsin. Hani sana hitap edildiğinde kullanılması için bir mahlas ekleyebilirsin. Bir nickname. Onun dışında kendi adın soyadın, böyle vizeden bahsetme. Ankara Anlaşması'ndan bahsetme. Gözünü seveyim bak, bunlar önemli. Baba biz niye ilerlemiyoruz ya? Adamlar geçiyor. Bir ben geçemiyorum. Niye geçemiyorum acaba? Hadi geçeyim madem. Adamlar yemin ediyorum Türkiye İstanbul'daki motorculardan hiçbir farkı yok ki bunların. Gerçekten oradan mı geçeceğiz ya? Thank you. İşte budur ya. İşte budur ya. Görüyorsunuz ağzınızda sigarayla da burada da kullanılıyor. Biz de yapalım, hareket çekelim. Merhaba trafik, ben geldim. Oha! İşte bu! İşte bu! Aradığım lezzet yemin ediyorum. Uzun zamandır görmemiştim. Trafikte kapımı açayım da arabadan ineyim ya. Neyse baba, CV'ni hazırladın. I really wanna... Perfect ha? Görüyorsunuz. Mal her yerde mal. Çok güzel yer, yemin ediyorum. İnsanın böyle yazlık yerde gezerken kullanması için geliştirilmiş muhteşem harika ortamlar. Neyse. Ya gerçekten bütün kalabalık yollara beni sokman gerekiyor muydu ya? Neyse. Şu manyak da geldi. Orada yol bulmuş herif kendine ya. Hadi geç tatlım hadi. Hadi kardeş kardeş gidelim. Gene mi kırmızı ya? Bundan mıymış bu trafik birader? Neresinde kaldık acaba ya? CV'nin içine SEO yönetimi yapıyorsun baba. Yani SEO yönetimi dediğim, SEO ile uğraşanlar bilecektir. Anahtar kelime yönetimi. Yani senin bildiğin ama daha önceki işlerinde bahsetmene ihtiyaç duymadığın ilave bilgiler bölümü diyelim biz buna. İşte ben Word biliyorum. Bravo sana. Yani işte Excel biliyorum. Vay efendim, bunun yanı sıra işte ben mesela font editing ekledim oraya. 3D ekledim. Movie işte editing, post prodüksiyon bilmem ne. Farklı farklı kelimelerle aynı anlama gelebilecek bir sürü şeyi ekledim. Niye? Arama motoru mantığıyla kullandıkları için bu adamlar CV'leri araştırırken search butonuna basıp 3D Max yazıyor herif. Yani çünkü adama gelen bilgi de 3D Max biliyor mu? Bir an bir preview alıyor şey.
program. Oradan seçerlerse seçiyorlar, seçmezlerse seçmiyorlar. O yüzden uzun uzun yazıyorsunuz. Tatlı tatlı her şeyinizi yazdınız. CV'nizi hazırladınız. CV'nizi hazırlarken bu iş deneyim kısımlarını süslemeniz gerekiyor. Örneğin bu adamlar size zaten bu arada interview'da da şeyi soracaklar. Daha en son çalıştığın iş yerinde ne olarak çalıştın, ne yaptın? Orada başına gelen bir olayı anlatır mısın? Bu mesela çok klasik sorulardan birisi. İşte başına şu geldi, peki bunu nasıl çözdün? Orada işte şey, ulaştığın başarılardan bahseder misin? Ekiple olan şeyinden bahseder misin? Falan gibi böyle. Böyle uzun 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 böyle bayağı paragraflar dolusu şeyi gördüm ben. 7 sayfa, 8 sayfa CV gördüm. Adam her şeyi yazmış. Ama tabii olumsuzluklardan çok da bahsetmiyoruz. Yani nedir olumsuzluklar? Adam benim paramı vermedi, kovdu gibi. Bu CV hazırladınız. Bu CV tamamen ve tamamen rekrütör sistemleriyle bu şey için hazırladınız. Hani LinkedIn'den başvuracağım işte bütün job search şeylerinde, sistemlerinde ve rekrütörlerin kendilerine ait sitelerinde bu CV'ye yer veriyorsunuz, tamam mı? Sisteme dahil edilmek istiyorsunuz. İkinci CV çeşidi ise tamamen şirketlere, İK'lara yönelik hazırladığınız CV, tamam mı? Bu işte bizim Türkiye'de abi, summary olsun, özet olsun, insanların beynini şişirmeye gerek yok. Tamamen özet anlamda geçelim. Varsa portfolyo sunalım. İşte yoksa sunmayalım. Referanslarımızı belli edelim, şunu yapalım, bunu yapalım dediğiniz CV çeşidi de burada devreye giriyor. Bunun PDF olmasında bir sıkıntı yok. Hatta PDF olması daha avantajlı çünkü genel olarak yani preview etmesi kolaylığından dolayı PDF olması avantaj bile sayılır. Bunun tek sayfaya sığmasında da güzellikler var. Rahatlık sağlıyor. Sonra baba cover letter eklemeniz gerekiyor ama buna. Yani mesela Hüseyin, buradan selam olsun, İşe başvururken şeye gittiğinde, Manchester'a gittiğinde mimarlık firmalarının sitelerine girdi. Onların portfolyolarını incelemeye başladı. Sonra onlara şirketle alakalı analizler yapmaya başladı. Bunu bu arada tavsiye ederim. Hocam, NC'li hocam, kırmızı yandı hocam. Ben uyandırayım da. Ne kadar uzadı ya. Çok mu boş yaptık? Yok, trafikten gerildim böyle, bir yükseldim. Gideceğim yere geciktim falan. Vallahi sağdan yardır yardır ben de gideceğim ha en son. Yemin ediyorum beni de bozacaksın İngiltere. Ver bakayım bir daha aragaz. Bakacaklar mı sana? Hadi bakayım. Ver. Cesaret de demiyor bak. Yemin ediyorum bayıldım ya. Londra'nın trafiğine tüküreyim. Yeşil yanıyor bana, gördün mü? Bir sürü ışığın arasından kendi yolunu seçmen lazım. Neyse, bu ikinci CV'yi insanlara göndermeye başladı Hüseyin. Bir yandan da işte sizin işlerinizi gördüm. Bak şöyle olmuş, böyle olmuş. Ben olsam böyle yapardım, şöyle yapardım. Ya da benim size şöyle katkılarım olabilir diye. Hiç iş ilanı olmayan firmalara gönderdi. Bir de mesela iş ilanı olan firmanın adını bulup onun İK'sına bir şekilde kendi CV'ni gönderip cover letter'larla yazmanız lazım. Benim mesela 5 ya da 6 çeşit CV'm var. İşte sadece grafik tasarım hazırladım mesela. İşte grafik tasarımcılık geçmişim de var. Sadece web tasarımcı hazırladım. İşte ne bileyim, sadece video editing için CV hazırladım. Her biri için de farklı farklı cover letter'lar bilmem neler hazırladım. İşte bak şöyle üstün yanlarım var, böyle üstün yanlarım var diye açıklamalar yazdım. Cover letter acayip önemli. Özellikle İK'ya gönderiyorsan adam şey diyor, sen kimsin? Yani neden bu ilana başvurdun diyor. Yemin ediyorum baydım. Gordon House Road, Northwest 5. Haydi bakayım. Buralarda oralarmış işte, bakacaksanız. Haydi bakalım. Girdik gidiyor. CV'nizi hazırlıyorsunuz baba. Hop. Hazard mı var orada? Hoppa. Haydi bakayım. Ok işaretini gördün, neymiş? Tümsek varmış. İnsan var. İnsan. Yolda insan tespit edildi. Abi CV'nizi hazırladıktan sonra göndermeye başlıyorsunuz. Sisteme ekliyorsunuz, firmalara gönderiyorsunuz. İnsan, bu arada notlar almaya çalışın. Mümkün olduğunca notlar alın abi. Yani
Özellikle 4-5 tane ilk aramadan sonra şey sıkıntısı olacak, tamam mı? Kiminle konuştum, ne zaman konuştum, hani bazılarına geri dönmen gerekecek. Mesela adamlar arıyor, hiç acımıyorlar abi. Üf, bir sesli mesajlar var. 20 kere dinliyorum adamın sesli mesajını, hani seni bilmem ne işi için aradık, şöyledir böyledir falan diye. Yok abi, yok yani, öyle bir aksan, öyle bir bütün phrasal verbsler bir araya gelmiş de aman Umut anlamasın diye. Ne kadar da güzel bir yokuş çıkıyoruz ya Rabbim. Şeklinde sanki insanların sana garezi varmış gibi şeyler de yaşayabiliyoruz. Oluyor, oluyor böyle. Ama tabii adam kasıtlı yapmıyor bunu. Örneğin benim bu iş başvurusu yapan arkadaşlara en çok önerdiğim şeylerden birisi, abi iTalki alın. iTalki'de şey var işte, böyle saatlik kullandığın kadar öde hikayesi var. Çünkü ben Cambly aldım mesela, kullanmıyorum abi. Yani bir yıllık peşin ödedim %50 indirim olsun diye. Kullanmıyorum. Yazık, günah. Kullandığın kadar öde. Kullanmayacaksan ödeme bari. Uzun vadede daha avantajlı oluyor. Bir Türk girişimi olan Cambly'e de bununla ilgili bir çözüm üretmelerini öneririm şahsen. Çünkü spor salonu gibi abonelik anasını satayım. Bir yıllık alıyorsun. Kullanmıyorsun. Niye aldın? Belli değil. Kendimi geliştireceğim. Oğlum ne kadar dik bir yere çıktık lan. Zebra Lane. Devam. Çok da güzel yerler. Türk Mahallesi mi lan bro? Değildir ya. Tatlım, ondan sonra başvurularını yapıyorsun, bekliyorsun, notlarını alıyorsun, insanlara geri dönüş yapmaya çalışıyorsun. Zaten 4 ya da 5 taneden sonra 3 aşağı 5 yukarı şeyler çıkmaya başlıyor. Lan bu adamlar bana ne soracak? Sorular. Yani herkesin en çok çekindiği olay, yani ilkinde başarısız olmaktan, ilk görüşmede başarısız olmaktan çekinmeyin. Bir de çok umutlanmayın baba. Aha, sahibinin arabası AA yazmışlar. Böyle adamlar size öyle bir gaz veriyorlar ki, şöyle iyi, böyle iyi, ya inanılmaz iyi, biz var ya, üf, senle bir çalışırız falan. Sonra bir daha seni aramıyor. Adamı aradığında hatırlamıyor. Yani o kadar önemsiz bir şeysin ki adam için, kullanılacak bir objesin ki. Vay, ben işte şu oldu da bu adamlar bana şöyle döneceklerdi de dönmediler de falan, takılmayın baba. Sen nereye geçeceksin? Peki. Sen de çıktın. Haydi bakalım o zaman, ben çıkarım. Selam. Ne kadar da güzel bir sokağın içerisindeyiz tekrardan ya. Buralar da güzel ha. Bakmayın öyle Türk Mahallesi gitmem gelmem dediğime, gelir gelir yani. Güzel yerler var. Ne kadar da çok tümsek var, görüyorsunuz değil mi? Selam. Zıplaya zıplaya geçiyorum. Yemin ederim böyle bir şey olabilir mi? Bak geri geri geliyor. Bakalım. Merhaba. Bey amca. Hop. Ne kadarlık yolum kaldı ya? 5 dakika. Türk Mahallesi'ndeyiz o zaman. Yani CV yazmak bu kadar, başvuru yapmak bu kadar. Bununla ilgili taktikleriniz varsa, yani hacı sen böyle anlattın, ben şöyle buldum falan varsa yazın aşağıda. İnsanlar faydalansın ya. Ama dediğim gibi ben CV'lerle bilmem nelerle iş bulamadım. Bulma yöntemleri bu. Bulan insanların hikayelerine istinaden, yani ben çok arandım ama inanılmaz arandım. Yani kaç telefon görüşmesi yaptım, kaç interview yaptım hatırlamıyorum. Yarım yamalak İngilizcemle görüşmenin sonunda adam beni şey zannetti bile oldu yani. Aa, çok iyiymiş İngilizcen, çok iyi anlaşacağız. Yok baba artık, yani önceden böyle ders çalışır gibi şeyleri yazdım böyle. İşte bunu sorarsa şunu söyleyeceğim. İşte vokabüleri iyice çözdüğün zaman
İşte adam mesela şeyi soracak, ama senin vizen şu kadar, ya biz buna extension istersek, özellikle böyle 5 ay 6 ay geçtikten sonra iş bulamadığında adam şey diyecek, ya ama 6 ay sonra vizen çıkacak, lan sen beni al 3 ay çalıştır, ben zaten extension'ımı alacağım diyemiyorsun adama. Ben mesela şey diyordum, ya işte beğenirsek karşılıklı, ben burada deneme amaçlı geldim. Beğenirsek, bir sıkıntı olmazsa, karşılıklı devam etmek istersek ben vizemi uzatırım, sorun değil diyordum. İnsanlara Ankara Anlaşması'nı anlatmak, yani anlatın ya da anlatmayın bilmiyorum, bu tercih beni baymaya başlamıştı bir süre sonra. Adam beni arıyordu, ben cümleye direkt şey işte, hani şöyle harika CV, böyle bilmem ne gördüm falan, düşünür müsün görüşelim, yani eğer kontraktırsa tabii neden olmasın diyorum. İşte outside of R35 şeklinde de belirterek, işte hadi eğer 35 dışında kalacaksa falan diye. Ama bak hemen orada zaten ilk 3-4 cümlede hani sen şeyi vermiş oluyorsun, sen benim vaktimi harcama hocam, ben bu işe bakıyorum, varsa öyle bir işin sun bana, yoksa hiç konuşmayalım deyip, çok yanaşma ha Kia, çok yanaşma Kia, çok yanaşma Kia. The Woodman. Şu güzelmiş şu pup. Böyle böyle güzel güzel şeyler yapıp ilanlara başvurup kontraktörlerden geri dönersiniz. iTalki mevzusu yarım kaldı. Orada ben mesela bağlanıyorum. Şey bulmaya çalışıyorum mesela, British Hintli mesela. Baba ora bize yasak ya. Bu nedir lan? Niye ki? Bana ne ya? Safar geldi aklıma. Abinin acelesi var herhalde ya. Ya tümseklerden de gına gelmedi mi? Neyse ki bu tümseklerde adım atacak yer var. Ama şunun için yok bak. IDOLG'de özellikle Hintli İngiliz mümkünse. Çünkü Hintliler çok yapıyor rekrütür işini, tamam mı? O yüzden onların şeyini, Hintli aksanını çok iyi anlamanız lazım. Çünkü hani British'i anlamıyorum, Hintli'yi hiç anlamıyorum durumu oluyor. Olur. Bunlar normal. Aşılabilecek, zamanla deneyimlenecek. Onun dışında proper İngilizler de çok yapıyor bu işi. British aksan, çok net British aksan duyuyorsunuz. O da önemli. Ona da alışmaya çabalamak lazım. Interview sorularını çalışın. Gerçekten klasik bazda sorular da çok geliyor. Ama genel olarak adam daha önce ne iş yaptın, neler başardın, hani sana işte şu teknolojiyi kullandın mı, bu teknolojiyi kullandın mı diye soracak. Ama genel olarak işler şeyde patlıyor, recruiter'da patlıyor. Çünkü adam seni işe almak için gelmiş. Aa, senin geçiş üstünlüğün var tatlım, ne yaptın? Adam seni işe almak için gelmiş ama işle ilgili en ufak bir fikri yok. Sorduğu sorular yarım yamalak, şöyle harikasın, böyle harikasın. En son gidiyorsun müşteriyle görüşmeye, şeyle, şirket sahibiyle, şirketi İK'sıyla görüşmeye. Adam bakıyor sana, soru soruyor, cevap veremiyorsun. Meğersem öyle bir pozisyon değilmiş o diye. Yani işe alım süreçleri berbat. Evet. Kısaca böyle diyebiliriz galiba. Ayrıca iş imkanları inanılmaz limitli. Allah şimdiden kolaylık ve sabır versin. Dilerim. Ben kısa zamanda da başarılı olmanız dileğiyle. Haydi bakayım. Neredeyiz biz ya? Ne kadar da güzel bir kilise. Planet organik. Haydi.
Canım bana mı çalıyorsun? Tatlım. Sen ne yapıyorsun ya? Değişik. Oo, iyice İngilizleştik ha. Adam böyle yanımızdan geçti. Hemen havalar havalar bak. Bir de utanmadan oralara girmeler falan. Oo, şahane şeyler bunlar. Bak 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 bak. Göbeğe kadar benim misin? Yine de oynar mısın benimle? Selam. Kanalizasyon kapaklarının mabedimde yaptığı etkinin tadına doyamıyorum. Ay. Bakınız kadın umrunda bile değil. Ay, niye yol verecekler acı? Yol verecekler acı. Hop. Bak ben de yol vereceğim. Başka şansın var mı? Yok. Bravo bana. Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam.